merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için bir Dragon Nest tanıtımı yapacağız. 2010 yılında ilk olarak Kore'de çıkan bir oyun. Fantezi MMORPG olarak Identity tarafından geliştirildi. Birçok yayıncısı var. Nexon, Shanda Games, Asiasoft vesaire gibi. İlk olarak Kore'de, Japonya'da, Çin'de, Tayvan'da, Hong Kong'da yayınlandı. Daha sonra da 2012 yılında Avrupa'ya sonunda gelebildi. Ülkemizde anime MMORPG'ler pek beğenilmese de Dragon Nest diğerlerinden biraz daha farklı, biraz daha eğlenceli. Karakter çizimleri, grafikleri, seslendirmeleri, hikayesi biraz daha farklı. Şimdi hemen bir sınıflarına bakalım. Gördüğünüz gibi Assassin, Kali, Sorceress, Warrior, Archer, Cleric ve Akademik. Oldukça salak gözüken bir karakter. Daha öncesinde sizler için bir karakter açmıştım. Onunla devam edelim isterseniz. Ben şöyle bir karakter yaratmıştım. Hemen girelim. Evet. Arkadaşlar Dragon Nest'in hikayesi, birazcık değişik. Altair adında bir tanrıçamız var. Tanrıça Altaria ülkesini kuruyor ama kıskanç kız kardeşi onu zehirliyor. Bu zehir sonucunda da Altaria bütün kötülüklerin anası oluyor gibi bir hikayeyle biz oyuna giriyoruz. Bu hikaye sonucunda da görevlerimiz, karakterlerimiz oluşuyor. Şöyle karakterimize bir yakınlaşalım. Oldukça saftirik bir karakter yapmışız. Melül melül bakıyor. Bundan nasıl savaşçı olur dersin. Ben Warrior seçmiştim. Arkadaşlar genellikle oyunda dungeonlarla ilerliyorsunuz. Dungeonlara giriyorsunuz. Görevlerinizi tamamlıyorsunuz. Seviye atlıyorsunuz. Görevlerinize giderken portallardan geçiyorsunuz. Sağda gördüğünüz gibi görevimizin verildiği yerde yön işareti var. Onun dışında mail haritanızı açarak, ama şu anda bizim bir görevimiz olduğu için şöyle hemen size bir skill'leri gösterelim. Arkadaşlar bunlar mouse'la normal yaptığımız skill'ler. Şöyle bir ayağımızla depik atabiliyoruz. Bu skill'lerimizi kullanalım. Hem siz böyle görmüş olun komboları vesaireleri. Evet. Hoppa. Uhu. Nereye kaçtım? Bak. Çok salak ölüyorlar yalnız ama. Bayağı mal oluyorlar. Hemen şu düşen şeyleri alalım. Onlar bize daha sonra lazım olacak. Hemen alalım. Hemen ortada gördüğünüz gibi bir haritamız var. Sağda hemen görüyorsanız görevimizin yanında da gideceğimiz yere ne kadar uzaklıkta olduğumuz vesaire gösteriliyor. Evet, geliyorlar. Hoş geldiniz. Bir siz eksiktiniz. Bu kombolar bayağı güzel yalnız. Savaşçı her MMORPG'de seçtiğim sınıf bayağı da işe yarıyor. Gerçi çoğu MMORPG'de savaşçıyla çok çok kolay level atlayamıyorsunuz ama
Dragon Nest'te bu biraz daha kolay. Yetenekleri gayet güzel, benim hoşuma gitti. Ayrıntılı olarak daha sonra diğer sınıfların da inceleme videolarını sizle paylaşacağız. Rehber videolarını daha çok. O zaman da daha iyi bilgi edinebilirsiniz. Aslında Dragon Nest'i birçok kişinin sevmesinin nedeni hikayesi. Hikayesi benim anlattığım kadar kısa değil. Araştırırsanız zaten ayrıntısıyla bulabilirsiniz. Bayağı uzun bir hikayesi var. Şöyle bir depikleyelim. Şöyle depikleyelim. Bu çok iyiymiş. Çok iyi olmuş. Hadi bakalım seni de depikleyelim. Şunları toplayalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar biraz oynanış, biraz inceleme videosu olsun istedim. Çünkü birçoğumuz Dragon Nest'i duymuşuzdur ama oynama istemiyor olabiliriz. Anime oyunu niye oynayalım? Bir de MMORPG yapmışlar diye. Ama düşündüğünüz kadar kötü değil. Size önerebileceğim bir MMORPG açıkçası. 2010 yılından bu yana böyle bir oyun olup da oynanmıyorsa o da bizim ayıbımız oluyor birazcık. Gerçekten karakterlerin yetenekleri falan iyi dizayn edilmiş. Tam böyle uzak doğu dövüş sanatlarına uygun olarak dövüşüyoruz. Ya sen de ne ölmek bilmez hayvanmışsın ya. Heh, öldü. Bayağı ağır çekimde öldü yalnız. O da iyiymiş. Hadi bunları da topla. Bunları da topla. Merhaba dostum. Şunları da öldürelim. Sizin için oynadığımız ve size önerebileceğimiz MMORPG'lerden bir tanesi Dragon Nest. Gerçekten grafikleri, müzikleri, hikayesi bizim gayet hoşumuza gitti. Özellikle anime severler için gayet başarılı bir oyun. Görevleriniz sonucu her MMORPG'de olduğu gibi ödüllerinizi alıyorsunuz. Evet. Dediğim gibi sizin için önerebileceğimiz gayet güzel bir MMORPG. Eğer hem anime olsun hem MMORPG olsun istiyorsanız Dragon Nest 2010 yılında çıkıp bu kadar gelişmiş bir MMORPG olabileceğini aslında hiç düşünmemiştim. Bu da bayağı kekemeymiş. Tüküre tüküre konuşuyor resmen suratımıza. Tükürmeseydi neydi? Bu arada biz hala Dungeon Dizi görevimizi aldık. Ben şöyle bir hemen size beraber şehre gideyim. Wow. Gördünüz mü karakterleri? Bayağı güzelmiş. Neyse şöyle ilerleyelim ve etrafa bakalım. Böyle minnoş minnoş bütün kahramanlarımız. Kısa boylu minik minik kahramanlarımız var. Bu ne bu? Deve herhalde diyor. Deve kuşu mu? Ona benzer bir şey. Şöyle gezdireyim biraz etrafı size. Bunlar da burası eğitim alanı arkadaşlar. Böyle saftirik saftirik bir şeyler yapıyorlar. Bu da ilginçmiş. Neyse. Bir konuşalım. Yüzümüze niye öksürdün ya? Back soon.
Yüzümüze öksürdü. Neyse. İğrenç adam. Ben görevi yerine getirmek yerine şöyle bir gezineyim istedim ama bütün duvarlar yüzümüze kapandı. Şu taraftan gidelim. Evet arkadaşlar, videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tekrar söylüyorum, eğer bir MMORPG arıyorsanız ve eğlenmek istiyorsanız, aynı zamanda grafikleri ve müzikleri güzel olsun istiyorsanız Dragon Nest'i öneriyorum sizler için. Daha sonra tüm sınıfların ayrıntılı incelemesiyle karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. İnceleme ve ilk bakış videolarımızı takip etmeye devam edin. Hoşça kalın.